Şimdi havalimanı işi yapıyoruz. Bir gün kendisi de burada benim başkan yardımcım, iş geliştirmeden sorumlu. Bir Türkiye ile de Suriye'nin arası iyi. Bize dediler ki işte hükümetten Sayın Başbakanımız orayı ziyaret etmiş. Suriye havalimanına gideceksiniz. Yapıştır devlet yapın. Dostumuz Şam, Şam havalimanına. Biz de atladık bizim şirketin uçağına gittik. Orada ne yaparsınız önce işte bizim Ulaştırma Bakanlığı'na götürdüler. Ondan sonra işte oranın DHMİ'sinin genel müdürüne götürdüler. Başbakan'a gittik. Fakat baktık yani pek bilmiyorlar işi yani Şam Havalimanı'nın özelleşmesini. Büyükelçiliğe gittik. Her zaman Mithat Bey'de Katar Büyükelçimiz o zaman mesela. Başımız dert oldu mu ona giderdik. Suriye Büyükelçimize gittik. Suriye Büyükelçimiz dedi ki yani dedi sizin dedi Şam Holding'le görüşmeniz lazım dedi. Şam Holding'in başında da Rami Maglouf diye birisi var dedi. Onunla ancak olur dedi. Yani dedik pek bilmiyorlar gibi bunlar. Peki dedik nasıl görüşeceğiz? Biz akşam döneceğiz. Dediler ki o sizi bulur. Allah Allah. Biz de bir restorana gittik. Yemek yiyoruz. Hakikaten içeriye böyle Kurtlar Vadisi gibi 3 kişi girdi. Direkt bana geldiler. Kulağıma eğildiler. Beyefendisi bekliyor dediler. Peki dedim. Atladık gittik Serkan'la. Böyle eskiler bilir böyle 1980'lerin mandakası 280 Mercedes'leri vardır böyle 40 yıllık arabalar onlarla gittik. Bir villa etrafı siyah giyinmiş bereli Kalaşnikovlu adamlar. İçeriye girdik ondan sonra içeride toplantı odasında da Kalaşnikovlu adamlar var. Oturduk beyefendiyle dedi ki 150 ortak olacağız Şam Holding. Okey dedim ben olacağız. Ondan sonra dedi ki biz para vermeyeceğiz dedi. Tamam. Peki dedim siz para vermeyeceksiniz. Bütün parayı dedi siz getireceksiniz proje finansmanını. Peki dedim. Ondan sonra inşaatı da biz yaparız dedi. Peki dedim. El sıkıştırıp aman dedi ne iyi iş adamısınız bravo size. Çıktık. Serkan arkadan bana diyor ki Sani Bey her şeyi kabul ettiniz. Deadlock olursa ne olacak? Dedim o silahlı adam da çözer. Yani merak etme. Şimdi... Anlatmak istediğim şu, bu 2010'da oldu. Yani 2010'da oldu. Nerede hani yapay zeka? Yani nerede machine learning? Yani onun için bu devam ediyor. Devam ediyor. Yani taş devri taşlar bitti diye bitmedi. Yani halen devam ediyor. Şimdi. Sağ ol. Dünyanın %17'sinde halen elektrik yok. O zaman dünyanın %17'si halen bir ikinci sanayi devrimine girmemiş. Dünyanın %58'i halen internet kullanmıyor, bağlantısı yok. Demek ki üçüncü sanayi devrimine %58'i daha girmemiş. Biz buralarda da iş yapacağız. Buralarda da iş yapacağımız için geleceğin şirketini konumlarken bizim buna da çok dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle dijitalizasyona inanıyoruz. Bizim kendi havalimanı şirketimizde Tav Teknoloji şirketimiz var. 400 tane bilgisayar mühendisi çalışıyor. Yani buna inandığımız için. Yani bakın onunla da ilgili bir hikaye anlatayım. Bizim havalimanlarında iki tane kule vardır. Bu iki kulenin biri uçağı indirir. Bir üstten geçenleri kontrol eder. Bir de havalimanına inecek uçağı yaklaştırır, indirir. Teker konduğu anda apron kule devralır. Apron kule de onu ya köprülere yanaştırır ya da açığa bırakır. Köprülere yanaşırsa parayı biz alırız, açığa bırakırsa DHMİ'yi alır. Ama gelen uçağın önce köprüye yanaşması şartı vardır bizim kontratımızda. O zaman köprüye ne kadar çok uçak alırsak biz o kadar para kazanırız. Bir gün bizim IT şirketi bana geldi. Sani Bey dediler biz bir program yazmak istiyoruz. İşte bu iki kule telefonla konuşuyor. Nasıl dedim telefonla konuşuyor. Hava trafik kontrol kulesi arıyor. Diyor ki Tango Charlie Tango Victor Hotel indi diyor. Ondan sonra apron öbürü de peki diyor apron kule. Bakıyor uçağa uçağın kanat boyuna nereye yanaşabilir hangi şeye yanaşabilir. Orası var. Biz maksimum 8 tane uçak alıyoruz günde bir köprüye. Bir köprüye maksimum 8. Biz bununla dedi acayip hızlandıracağız filan dediler. Ben de tamam dedim çok güzel yapın. Dediler ki ama bir bütçe lazım. Ne bütçesi? İşte algoritmasını yazdıracağız İstanbul Teknik Üniversitesi'nde filan. Bir de konsultantlara onları biz yapamayabiliriz. 250 bin dolar. Ben dedim ki ya bırakın telefona devam etsinler. Şimdi sonra beni ikna ettiler. Beni ikna ettiler ve programı yazdılar. Rota diye program yazdılar. O online oldu her şey. Biz 8 uçak aldığımız yere 12 uçak almaya başladık ve yıllık bunun 20 milyon dolar.
Yani bu da dijitalizasyona güzel bir örnek. Ama bunu yaparken Suriye'yi de unutmamak gerekiyor. Onun için biz halen hele özellikle gelişmekte olan pazarlarda iş yapan firmalar olduğumuz için dijitalizasyona çok hızlı şey bakacağız, sempatik bakacağız, gelişime sempatik bakacağız, inovasyona bakacağız ama geçmişi de unutmayacağız. Çünkü halen bütün sanayi devrimleri halen devam ediyor. Teşekkür ederim.